İkinci günden herkese merhabalar arkadaşlar. Biz evimize yine geldik ve şöyle odanın rengini göstermek istiyorum. Oturmuş ikinci katta çok güzel oturmuş. Ama yine yapılacak yer var mı? Yine bir bakacağız detaylıca. Ama çok güzel olmuş, beğendim. Salonu boyamıştık, bir de diğer odayı boyamıştık hatırlıyorsanız. Burası boyanmadı. Şurası da boyanmıştı. Burası da tek kat atılmıştı. Bir de salonda ikinci kat var, oraya atacağız. Çok güzel gözüküyor şu an ama yine de bayağı iyi. Şu yukarıyı boyamayacağız arkadaşlar. Çok ince detay gerektiriyor çünkü. Böyle sanki birleşmiş gibi, bütünmüş gibi duruyor zaten. Çok da kötü durmuyor orayı. O yüzden o kısmı boyamayı düşünmüyoruz. Aynı şekilde salonda da var o kısım. Salonu biraz geç vakit boyamıştık. Akşam üzeri bayağı hava karanlıktı. Işık falan yakmıştık. O yüzden bayağı alalı böleli kalmış. Bakar mısınız? Burasını da yine ikinci kata atılacak. Gerekirse belki kuruduktan sonra yine bakarız. Lekeli olan kısımlar varsa üçüncü katı da atabiliriz. Bu şekilde şu an devam edeceğiz. Evet, hiç boyanmamış olan odayı boyuyoruz arkadaşlar şu an. İkinci katını attık yatak odasını. Orası bitti. İki odayı tamamen bitirdik şu an. En son yine bir kontrol ederiz. Kenarda kaydedecek bir şey vardı. Şimdi yatak odasının yanındaki odaya geldik. Burayı sıfırdan başlıyoruz. Şimdi tekrardan boyayacağız. İlk kez ikinci katını boyunca atacağız. Buradan sonra salona geçeceğiz. Falan filan. Hüseyin kıyı köşeyi yapıyor. Evet. Salon bitti arkadaşlar. Şimdi hemen mutfağa geçiyoruz. Bir de hol kaldı. Holü yarın yapacağız büyük ihtimalle. Evet, mutfağa girdik şimdi. Mutfağa başlayacağız. Hüseyin başladı. Ben de onun arkasından hemen duvarları boyamaya devam ediyorum. Babam da yapıyor arkada bir yerleri. Kırtık nokta boyacağız. O büyük usta. Büyük usta. Yüce oğlumuz. Biz çırak. Evet. Buraya başlamadan abi. Evvela alçayım. Sürdüğün yerlere bir kat üzerinden geçersin. Ondan sonra boyaya başlarsın. Çünkü buradayken burası renk bulmuş kalıyor. Tabii o beyaz boşaltma yine. Çünkü neden burası boyaz bulmuş. Kapanması lazım üzerine. Evet. İyi, bugün daha azdayız. He? Bugün güne göre daha azdayız. Değil mi? Çek dediysen bir tane bitireceğiz. Komple bitireceğiz. Yarın temizlik. Bir de fırçalar da ilk başladığımızda dediğim gibi hayatım ıslak olduğundan dolayı damlatıyordu. Kurutmamız lazım aslında onları. Ama şimdi güzeldi. Evet. Şimdi de çok daha rahat oluyor. Yürüdü oluyor. Dolapların üstü eğilecek. Nasıl? Dolapların üstü. Eğilecek derken? Ha, oyalayacak. Oyalayacak anlamda. Eğilecek anlıyor musun? Eğilecek. Benim böyle kelimelerim vardı. Ne neşiresin? Şimdi boya bitti çünkü. Onu ayarlarken ben de şu küçük boya kabında yerleri boyayayım. Değil mi aşkım? İster yerleri yap, ister kalorifer kullan ya. Hiç fark etmez. Yapayım. Devam et. Aşkım sen çok görünmüyorsun. Evet, ben de görünüyorum. Evet, vücudun görünüyor sadece. Ha, ben dedim ki biraz önce. Tabi o zaman kamerayı kapalıymış, ben farkında değilim. Evet, açık sanıyordum. Benim için renk fark etmez. Yani bilmiyorum. Küçük erkek için de aynı şey olabilir yani. Benim için duvarların renginin ne olduğunu önemi yok. Sadece düzgün olsun. Boyası iyi olsun. O. Ama tabi herkesin bir favori rengi vardır. Tabii canım. Ayşe'nin favori renklerinden birisi bu uymuş. Kuzey yıldızı. Ben çok seviyorum rengi ya. Tabi Ayşe'nin annesinin evinde birkaç tane duvar. Buraya bir tane. Farklı videoları izlerseniz görürsünüz. Evet. Sizin favori renginiz ne? Bilmiyorum yani. Sizler de yazın. Belki daha güzel boyalar vardır. Daha güzel renkler vardır. Tercihleriniz ne olabilir yani? Benim bildiğim bir şampanya var, bir de bu var. Başka var mı kırmızı, pembe mi? Bir sürü renk var değil mi yaşam? 200 süper renk tonu ev boyayacağım.
Ya, ben gördüm orada, mimoza diyordu. Mürekkep o, çok. Çok çok, isim mi koymuşlar bir de renkleri? Benim bildiğim 5 mi 6 tane renk var. O senin bildiğin işte. Bunları karıştırıyorlar işte, kırmızı mavi. Yani. Direkt boyayı mı kullandın o, su katmayacağım mı? He? Su katmadın mı? Kullanmadım o. Tabii kendi içinde mi attın onu? He. Ovanın dibi kaldı mı? Artık dibinde kendisinde su almaz. Mantıklı. Tamam mı şu anda, var mı da? Ya onda da var. Daha var mı o ya? Var, ovanın içinde daha yarısını yok, bu yarısını yok. Geçecek bayağı da. Yeter, yeter. Güneşten dolayı hala krem görünüyor ama kuzey yıldızı gece falan mükemmel görünüyor. Neyse, şimdi hemen temizliğe girişmem lazım. Elektrik süpürgesi, villada falan her şeyi getirdim, temizlik malzemesi falan. Banyoyu yıkayamayacağım. Geldikten sonra yıkarım büyük ihtimalle, demirlerini falan silerim. Çünkü eve hala su bağlanmadı. 2 gün önce başvurduk ama henüz su bağlanmadı arkadaşlar. Onun zorluğunu çekiyoruz. Bir de hafta sonu gelecek, öyle yapamadım. Neyse. Hemen ben başlıyorum temizliğe. Bir önce elektrik süpürgesiyle temizleyeceğim. Sonra da villa da yapacağım. Ya da elimle falan silerim, bilmem, bakacağız. Ali'nin odasını tamamen sildim, süpürdüm arkadaşlar. Camlarını sildim hatta ama balkonun kapısını silmedim, onu unuttum. Onu da sonra sileceğim. En son artık o. Şimdi bu küçük odaya girdim. Burası da normal ütü masası falan koyacağım. Bu da işte bilmiyorum ne koyacağımı, inanın. Sonradan da fikrim değişebilir. Hiç bilmiyorum. Sizlerin de fikirleri benim için önemli. Şunu şuraya koy Ayşe falan diyebilirsiniz yani. Yazabilirsiniz, yorumlara okurum. Şimdi bu odayı temizleyeceğim. Süpürgeye başlamıştım. Hemen sizlere şöyle bir ufak bir konuşma yapayım dedim. Camını sildim. Bu arada su açılmadığı için banyoyu ve tuvaleti temizleyemeyeceğim. Yani su olması lazım arkadaşlar. Su açılma işlemi de bugün olacak dediler ama bilmiyoruz. Banyoyu ve tuvaleti artık
akşam mı temizleriz, su gelince mi temizleriz hiç bilmiyorum. Hafta sonu da giriyor araya. Doğal gazcılar geldi bu arada. Onun bağlantısı için de ocak falan kurulmuş olması gerekiyormuş. Çünkü mühürleme işlemi olacakmış. Ocak da kurulmadığı için tekrar randevu almanız falan gerekiyor dedi bize. Onlar da o yüzden tekrar gittiler. Yarın gelecekler. Ben anlattım işte benim bebeğim var falan. O evin artık doğalgaz bağlantısının olması lazım. Çünkü ocak çalışacak, sıcak su olması lazım. Evin ısınması gerekiyor. Aile burada üşür çünkü hava biraz serin. Bize göre bir sıkıntı yok. Yani ben burada dururum. 3-4 gün sonra da açtırabilirim. Orada sıkıntı yok ama işin içinde aile olduğu için hemen işleme koyulmaları lazım. O yüzden yarın tekrar gelecekler. O da olmadı yani anlayacağınız. Bir tek elektrik var şu an bu evde. Su ve doğalgazı artık bilmiyorum ne zaman olacak. İnanın geldiğinde zaten size de haber veririm. Banyo ve tuvaleti artık en son yapacağım dediğim gibi. Daha sonra salona geçeceğim. Salonu da yaptıktan sonra artık en son holi yapacağım. Hüseyin bir yandan boya yapıyor. Mutfağın ikinci katı ve holün ikinci katı kalmıştı. Mutfağı şimdi tamamen bitirdi. Hole girdi. Holü bitirince artık boya işi de tamamen bitmiş oluyor. Bu arada camları siliyorum fakat bu camların önüne su dökmeyi çok isterdim. Bahçe olduğu için sıkıntı da yok. Zemin kattayım. Su döküp böyle foşur foşur temizlemeyi çok isterdim. Dediğim gibi artık onlar su gelince olacak. Demirleri falan yıkayıp silmek isterdim. Öyle böyle yarım yamalak gibi görünüyor temizlik ama yine de böyle bir kaba temizliğini yapmış oluyorum. O yüzden içim rahat, duvarlar zaten temiz. Bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi ben bu odanın süpürge işlemine geçiyorum. Arkadaşlar size tam 5 dakika öncesine kadar su bağlanmadı demiştim. Şimdi su bağlanmış. Geldi, suyu açmışlar. İçim rahatladı. Gerçekten çok iyi oldu. Tam bir sürede bir şey geldi. O sıra onu söyleyince umutlu oldum. Onu da size söylemek istedim. O yüzden artık suyla alakalı olan işleri yapacağız. Evet, süpürge işi bitti. Şimdi hemen yerleri silmeye geçiyorum. Bu arada yüzey temizleyici koydum kovanın içine. Bir yandan yerdeki ister istemez boya damladı boya yaparken. Önce falçatayla yapmaya çalıştım. Babamı söylemiştim bana. Sonra dedi ki falçatayla zor geldi çocuğuma. Tırnağımla falan yapmaya çalıştım uzun tırnağımla. Neyse bir de mutfak süngerleri oluyor böyle tel. Mutfak teli hatta. Mutfak teliyle yapıyorum. Daha basit oluyor arkadaşlar. Aklınıza bulunsun. Yerdeki parkenin üzerine çizmiyor hiçbir şekilde ve güzelce çıkarıyor. Kolay gelsin. Sağ olun aşkım. Bakın size bir şey göstereceğim. Babam söyledi bu taktiği. Şu mutfak teli demiştim ya. Böyle çıkıyor arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Yani taşınanlar varsa aranızda, böyle boya işiyle uğraşanlar varsa bu güzel. Şu kenarlar çıkar mı? Kenar, onlar şey kalkmış aşkım. Önceden olmuş o. Onu biz de anladık. Bakın şuralar. Gel bak. Parke soyulmuş. Hadi ya ben de sandım boya. Aynen. Yok yok bizimle alakalı bir durum değil o. Şurayı yap bakalım. Önceden şu vardı. Bak şurası belli oluyor. Şurası mı? Bulaşık teli değil mi dedi? Şeyle de olur. Bulaşık süngerinin tersiyle. Yani o yumuşak yeriyle değil de sert yeriyle de olabilir. Anladım. Bak orası da soyulmuş. Ah biri geldi. Biri geldi. Komşumuz mu geldi? Ben bakayım. Bak bakalım. Her yer kalınlık. Evet. Yapacak bir şey yok. Aşkım. Bizi de yavaşlatan sen birsin. Şurayı yapmak daha hızlı. Ya hadi oradan. Sen rütuş yapacaktım seni. Ben bundan fıldır fıldır önden giderdim. Ben rütuş yapamam ki. Bende boyum ağırsın. Bende yok. Bir tek sen ne var? Rolojonun işi basitmiş. Rolojonun işi basitmiş ya. Babam da gaza getiriyor. Doğru. En zor işi bana bakmış işte. Çırağım diye bilmiyorum diye her şeyi bana bakmış. Gömmeye 1000 liraysa, kestirmecilerin gömmesi 1500 lira. Hadi ya.
Beni 500 gram falan baktırıyor. Ben kestirme falan yapamam. Bu kestirmeyin onun adı. Bu köşedeki kestirme yapacağız. Öyleymiş. Kenarları yapıyoruz da yukarıları. Onun adı kestirmeymiş. Ben de yeni öğrendim. Ben de bu arada bayağı bir hastalandım ya. Evet ya. Geçmiş olsun, biletlerinizi alırım yani. Hüseyin'e geçmiş olsun yazın arkadaşlar. Şimdi yine teşekkür ediyorum. Bayağı bir hastayım. Hastasla hasta iş çalıştırıyorlar. Çocuk işçi çalıştırıyorlar. Yapacak bir şey yok aşkım. Senin evin. Ya o yüzden zaten iştahlı boyuyor. Yani biz taşıyacağız. Kendi evim olduğu için bir de güzelmiş, keyifliymiş. Ne? Ben ilk boya defa yapıyorum. Evet, ilk defa yapıyorum boya. Hayatımda ilk defa yapıyor arkadaşlar. Yapmamıştım hiç. Ya nasip olmadı diye. Evet. Ama eğlenceli. Stres atmaca. Şimdi ben hadi temizliğe. Beni de oyalamayın. Temizlikçinin işi daha zor bugün. Şimdi banyodayım arkadaşlar. Buraya tüm temizlik malzemelerini getirdim. Evdeki hatta birçoğunu getirdim diyebilirim. Ekstra olacak şeylerde. Çünkü yarın zaten tamamen hepsi gelecek. Taşımacı gelecek evimize ve buraya bütün eşyalarım gelecek. Şöyle iki tane siyah eldivenim var. Bulaşık süngerim var. Ve şöyle bir tane de pratik yüzey temizleyicisi için böyle bir şey almıştık. Çekbaz, silgeç, aynen o tarz bir şey. Bunu iyi ki almışız. Dün Yapı Market'e uğramıştık. Yapı Market sırasında böyle bir şey aldık. Şimdi eldivenimi giyeyim. Bir an önce temizliğe başlayalım. Hiç sevmem aslında eldivenle temizlik yapmayı ama mecbur klozeti falan temizleyeceğim. Yani bayağı tozlu. İnşaat temizliği gibi de böyle söyleyeyim ki yerlerde her yerde toz var. Klozetle mi başlasam, duşakabinle mi? Duşakabinle başlayayım. Sonra klozeti yapayım. Evet, en son klozeti yapayım çünkü daha pis ya orası o yüzden. Şöyle Clorox markasının duşakabin temizcisini almıştım. Bunu yeni aldım ben. Baya son zamanlarda bir temizlik malzemesi alışveriş yapmıştım arkadaşlar. Taşınırım, ederim, işte lazım olur diye düşündüm. Bununla duşakabini temizledim. Bakalım nasıl çıkartacak. İlk defa açacağım şimdi. Işık süngerimden temiz olanı çıkarıyorum. Bir tane de böyle sarı bezim var. Yani ayağı var. Buraya bir tane bezmişim.
Banyoyu foşur foşur yıkadım arkadaşlar. Fayanslara kadar. Ve sonra da şununla çektirdim. Yani bunun aslında aceleyle önce şu yumuşak kısmıyla güzelce yıkadım. Sonra şu çekbaz kısmıyla da çektirdim. Ama şu tarafta priz olduğu için orayı elimle bezle yaptım. Orayı o kısmını yapamadım. Neyse şimdi kolumu aldım. Yerleri yıkayacağım. Sadece yerler kaldı. Duşakabim, klozet, lavabo, her yeri aceledim, domestosladım. Gayet güzel dezenfekte ettiğimi düşünüyorum. Sadece dediğim gibi şu yerler kaldı. O kısımları da halledeceğim. Buradan da çıkacağım ve yan taraftaki tuvalete. O zaman hemen yere güzelce yıkıyorum. Ben de üstünde boya yapıyorum. Evet, üzerinde benim de üstünde boya yapıyorum. Şurada. Görünmez ki. Görünmez. Şöyle görünür. Bana göre ayarlandı ya. Evet, şu an görünüyor. Ama biraz boya yaptım bu kameranın ağzına. Nasıl yani? Valla. Boya mı yaptın? Birazcık kameranın ağzına. Üzüldüm. Nereye yaptın? Bana dedim bak. Çekeceğim diye. Hadi bakalım. Babam da dolap kuruyor şu an. Kabinimizi değil mi? Fırın, ocak kabini aldık dedik ya arkadaşlar. O geldi eve. Buraya getirdik. Babam da onun kurumunu yapıyor şu an. Terledim. Şu an salona geldim. Salonun camlarını silmem lazım. Akşam oluyor. Hava kararacak birazdan. Salonun yerlerini silmem lazım. Ay yoruldum. Mutfak diyorum. Banyoyu yaptım. Banyonun yanındaki tuvaleti sonra yapacağım. Oraya girmedim henüz. Şimdi bir önce salonu yapmam lazım. Çünkü eşyalar gelecek yarın buraya. Bir temizlenmesi lazım. Artık en son da mutfağa geçeriz. Yani eve gidip yemek yiyip tekrar geri veririz. Bugün iş çok. Anlayacağınız şimdi hemen camlara girişiyorum. Şimdi önce şu beyaz bezimi ıslattım. Tozunu da kenarlarını tuttum. Ama sandalye gerekecek. Gençler, salonun yarısına kadar sildim. Bir de elimde tabii şey var, şu yerdeki görüyor musunuz boyaları? Onları da telle çıkartmaya çalışıyorum. Çok yoruldum. Hüseyin boyayı devam ediyor, bir türlü bitiremedi. Burada babam da mutfağı süpürüyor. Vallahi sağ olsun. Babam bayağı iş yaptı, kabini kurdu. Onu da göstereceğim. Buradan sonra mutfağa geçiyorum arkadaşlar. Bayağı terledim. Saçlarım çok ıslak aşırı. Öyle geçmeler bir yönde. Evet gençler, babam bunu kurumuş. Bizim ankastrenin kabini. Şuraya fırın girecek. Üstüne ocağımız. Onun üstüne de davlumbaz. Davlumbazımız da burada zaten. Bunun için bir kabin almamız şarttı. Çünkü mutfak eski tip mutfak olduğu için yeri yoktu. Biz de böyle bir şey yaptık. İyi ki de yaptık. Babam da kurulumunu yaptı bugün. Temizliğimiz bitmedi henüz. Önce bir kaba temizlik oldu. Mutfağı babam süpürgeyi tuttu. Poli de tuttu. Mutfak dolaplarına falan giremedim yani. Çünkü akşam oldu. Eve gidip evdeki eşyaları toplayacağız daha. Çünkü yarın tamamen polilenmiş olması gerekiyor. Sabah saat 8'de taşımacılar gelecek. Artık yorulduk. Hepimiz bittik. Kalsın mı? Kalsın aşkım ya. Ya unutmasın ya. Yok yok, sandalyenin üstüne koy kovayı sen. Kapının arkasına koyacağım. Aynen. Zaten taşımacılar ayakkabılarıyla girecekler arkadaşlar. Hani ben evi temizlemişler, ayakkabımı çıkarayım edeyim demek yok. Çünkü sürekli gir çık yapacaklar, eşyaları taşıyacaklar falan. O yüzden böyle çok uğraşmadık. Aslında ben çok uğraştım. Yani yerdeki boyaları çıkartmak için o telle bayağı uğraştım. Ama
Değdi mi değdi. Yarın tekrardan tabii halılar serilmeden falan bir temizlik yapılacak. Hadi toplanalım da gidelim. Hepinize günaydın arkadaşlar. Eşyalarımızı taşımaya başladılar. İzmir turu tutmuştuk. Evden eve taşımacılık. Bununla taşınıyor şimdi. Üçüncü kattaydım biliyorsunuz. Asansörlü tuttuk, sigortalı. Oradan yüklüyorlar şu an. Ben yukarı çıkayım evime. Ve şöyle kendimi göstereyim. Şimdi yukarı çıkacağım. Biz sabah 7'de kalktık arkadaşlar. Apar topar hemen kahvaltımızı yaptık. Saat 8 gibi taşımacılar geldi. Ve hemen hızlıca bütün her şeyi paketlemeye başladılar. Şaşırdım yani açıkçası. Hatta annem bir ara yukarı çıktı. Ben o sıra Aliye ile aşağıdaydım. Böyle inanılmaz şekilde çok hızlılar Ayşe dedi. Şaşırdım ben de. Biz de dışarı çıkmak zorunda kaldık. Hüseyin, babam yukarıda. Annem Aliye ile kafede oturuyor şu an. Ben de bir dolaşmaya geldim. Bakalım ne yapmışlar. Şöyle göstereyim. Dolabımız sökülüyor. Hiçbir şey kalmamış. Şaka gibi. Buzdolabım çıkmış. Buradan bulaşık makinesi çıkmış. Altları bayağı tozlu. Su akmış biraz. Sanırım sökerken su akmış. Buralar toplanacak. Tekrar geleceğiz biz annemle. Bu kısımları halledeceğiz. Buzdolabının olduğu yer ve burası da bu şekilde. Yatağımız. Burada da salon. Vallahi her şey gitmiş arkadaşlar. Kolay gelsin abi. Burası zaten boştu. Babam da Hüseyin aşağıda. Ben de şimdi aşağı ineyim arkadaşlar. Koçtaş'a soruyor vardı değil mi onunla? Ben Koçtaş'a soruyorum. Ondan lazımmış babacığım. Erimiş o da. Dedi kaç senelik bu dolap. Ben de dedim 3 senelik ya, daha. Döküm. Böyle çıt yaptım gidiyor bu kuruyor. Evet. Asıyor. Var onda var abi. Ben bir bakayım gelin. Ben yukarıda veriyorum. Güzel sarmışsınız. Hiç sorunsuz inşallah iner. Olmaz. Allah'ın izniyle. Bir tur eşya iniyor. Bizim kolilediklerimiz havlular. Şöyle içinde göstereyim diyeceğim ama. Koltuklar geldi mi abi? Evet, ev tamamen boşalmış arkadaşlar. Şimdi geldik. Hüzünlendim nedense. Çünkü ilk gelin girdiğim evdi. İnsan ister istemez hüzünleniyor. Bomboş kalmış anneciğim. Evet. Ay, yani ilk gelin girdi ne yapacağız? Babam küllük almış. Evet. Bu eve de bebek arabasıyla girmedim demem. Hiç girememiştim. Girdik ama. Ali uyandı bu arada. Uyuyordu. Bayağı uyudu. Bir saat falan. Hala uykusun var. Esniyor. Ne? Kıyamam sana. Nasıl böyle evde bebek arabasıyla gezmek? Güzel mi Ali? Bak eşyalarımız yok artık. Bitti bu evde işimiz. Sen gel çocuk yalnız kalmasın. Ben bakacağım. Klimamız var. O sökülecek. Klima kalmış. Avizeler sökülecek. Daha işimiz var burada ya. Su akmış herhalde anneciğim oradan. Çamaşır. Akmış ya. Bulaşık makinesini sökünce mi oldu ki? Herhalde. Bulaşık makinesini yeşil. Burada temizlenecek işte bir katarmış. Öyle olmaz. Evet. Olmaz. Temizleriz ya. Ve evimize geldik arkadaşlar. Eşyalarımız geldi. Şöyle göstereyim hızlıca size. Yerleşeceğiz daha. Bakın. Ocağımız kuruldu. Bugün doğalgaz açılımı oldu. Hatta Aliye çorba bile pişirdik. Yedirdik az önce. Her şey yerleşecek. Yerli yerince inşallah. Ama genel olarak zaten neyin nereye konulacağı belliydi. Ve hepsi konulmuş. Buzdolabımız burada. Buzdolabı yeri cuk oturmuş. Fırın burada. İşte gördüğünüz gibi bulaşık makinem burada. Buna da stand alınacak. Kabin alınacak yani üstünü kapatmak için alınması lazım. Çünkü böyle olmaz. Böyle olunca makine çabuk çürür. Doğalgazımız açık, kombiler ısınmış sıcacık şu an. Şöyle evi gezdireyim hızlıca size. Sonra yerleşmeye başlayacağız çünkü. Burada bizim boya malzemeleri var. Bunlar gidecek. O dolap gidecek oradan. Her yeri güzelleştireceğiz. Çiçeği oraya koymuşlar. Tam orası onun yeri zaten. Ama ben burada çiçek bakarım diye düşünüyorum. Çünkü saksılar koyarım böyle düzerim.
Artık bakılır. Evin kendinden hortumu vardı. Balkonu falan yıkacağız. Her şey yerli yerince güzel olacak. Babam da avizeleri takıyor. Buraya taktı hatta. Bunlar benim holdeydi biliyorsunuz diğer evimde. Burada böyle ikili koyma yeri olunca buraya taktık. Şimdi şöyle yürüyelim. Salona girdik. Salon karman çorman ama her şey yerli yerince. Biliyorsunuz konsolumun üstünde benim iki tane aynam vardı. Ben onların sökülmesini istedim. Çünkü konsolumun üzerine ben televizyon koyacağım arkadaşlar. Buraya televizyon monte edilecek. Ağacımız burada. Onu kaldıracağız oradan. Yani göründüğü gibi değil aslında her şey de. İşte koltuklar belki böyle kalabilir. Belki daha bir değişik şekilde koyabiliriz bilmiyorum. Yemek masamın yeri burası çok güzel. Çünkü benim salonum büyük arkadaşlar. Gayet her şey sığmış. Şöyle göstereyim uzaktan da. Bayağı güzel duruyor yani dolu dolu. Halısı serilecek. Yerler tekrar silinecek falan derken biliyorsunuz güzel olacak. Ben bu konsolun üzerindeki aynaları da ya şuraya ya şuraya koymayı düşünüyorum böyle dekor amaçlı. Salona iki tane avize alınacak. Salonumuza avize yok. Çünkü bu evde lamba çok arkadaşlar. Avize koyacak alan çok olduğu için avize konulacak. Ne habersiniz? İyiyiz. Çorbayı yiyoruz anne. Canım benim. Acıkmış benim kızım. Anneannesi de karnını doyuruyor. Aylin'in odası da böyle arkadaşlar. Buraya bu dolap cuk diye oturdu bakın. Gerçekten. Çok güzel. Sanki ölçülmüş gibi yani. Tam burası bunun yeri bence. Bir süre sonra yatak falan alırız diye düşünüyoruz da daha değil. Gitti eller. Mama sandalyesinde oturuyordu ama. Boş ver artık. Orada oturmak istemedim. Abla bakmak istedim de. Bir de sıkıldı. Evet sıkıldı. Bakıldın anne. Halıyı da yeni aldık bugün arkadaşlar. Kıyamam. Annem de Ali ile ilgileniyor. Ne yapayım? Oyuncaklarını çıkartmış kıyamam falan. Kıyamam kızıma. Kızıma kızıma. Şimdi oradan çıktık. Yatak odam. Yatak odamı çok beğendim. Bakın şimdi. Eski evimde biliyorsunuz, şu ışık alan yere geçeyim. Eski evimde biliyorsunuz yatağımla ben giyinme dolabımı aynı odada kullanamıyordum. Burada her şey yerli yerince. Babam da az önce avizeyi taktı. O yüzden buraya kullanılmayan bir kapı vardı bu evin. Eski kapılarıymış hatta. Bizim ev sahibimiz kapıları da yeniletti. O yüzden bunu buraya koyup üstüne merdiven koyup avize taktı az önce babam. Bu da salondaydı. Salona iki tane avize alınacak. Bundan aynısından bulamayız diye bunu buraya taktık o yüzden. Oraya iki tane yeni avize alınacak. Şu cam kullanılmayacak sadece. Gerek yok. Burada çünkü balkonumuz var. Balkon kapısını açarız. Fırıl fırıl eser diye düşünüyorum. Bu arada ben koltuklarımı, halılarımı yıkattıracağım. Özellikle şu yatağı da yıkatmak istiyorum. Arkalı önlü şöyle güzelce. Tertemiz girmek istiyorum bu eve. Öyle söyleyeyim. Ama hepsi yavaş yavaş olacak. Bir anda olmuyor arkadaşlar. Şimdi buradan çıktık. Bayağı buraya yığmışlar her şeyi. Her şey burada yalnız. Bakın. Hiçbir eşyama zarar gelmedi bu arada. O yüzden çok mutluyum. Böyle göstereyim hızlıca size. Kitaplığımız da burada. Evet buradan da çıktık. Balkonumuzu hemen balkon diyorum. Banyomuzu hemen gösteriyorum. Artık beynim yandı. Konuşamıyorum bile arkadaşlar. Banyoda çamaşır makinemiz burada. Şu an durum bundan ibaret. Duvarların da yarıya kadar boyadık fark ettiyseniz. Çünkü buraya duvar kağıdı gelecek. Sen neler yapıyorsun Yaşan? Kapıya kilit takacağım. Babamın elinden hal iş geliyor maşallah. Nazar değmesin. Evet gençler salon tamamen bitti. Hatta bitmiş sayılmaz ama ben halısını serdim, süpürgesini yaptım. Buradaki eşyaları falan çıkarttım. Böyle çok güzel görünüyor şu an. Bu burada değil. Bunu alacağım. Bunların altlarını falan her yerini sildim süpürdüm. Çok güzel görünüyor arkadaşlar. Şöyle uzaktan çekeyim. Berjerimi de koydum bu arada. Ona da koyacak alan çıktı. Şurada mutfak halım ve hol halım var. Bir tanesi var. Diğeri nerede bilmiyorum. Onlar gidecek buradan. Az önce babam konsolun üzerindeki aynaları şundan ayırdı. Matkapla. Lambader gidecek yatak odasına. Televizyon monte edilecek. Ufak tefek işler kaldı. Bir de konsolun içini yerleştireceğiz. Pek bir şey kalmadı yani. Evet mutfağa giriş yaptık ama babam başladı arkadaşlar benden önce davrandım. Dolapların işlerini siliyor. Ben de şimdi kulileri açıp dolapların işlerine yerleştirmeyi düşünüyorum. Bakalım. Hangi koliden neler çıkacak bilmiyorum. Çok karışık. Şunu asabilecek bir alan var mı ki? Çivi de yok evde. Çok tozlu muymuş Yaşam? Evet, temiz. Zaten yeni yapılmış ya. Yeni yapıldı evet. Tozluymuş. Üstünü de sildim güzelce.
tertemiz. Anca şey olmuştur işte, tahta tozu. He. Bir çıkma bulmuş gelmiş herhalde ev sahibi değil mi ya şu an? He. Yani normal sıfır mutfak değil bu arkadaşlar. Ve bir yerden bulmuş uygun fiyatlı. Onu taktırmış. Şöyle biz söyledik hani bunu da değiştirelim diye. Olmaz dedi. Çok yükün altına girmiş. Ben sizin bütün yıllık kiranızı borçlarıma ödeyeceğim falan dedi hatta bize. Mutfak. Gel. Onlar ne ölçülerini alacağım, elbise dolabın içerisine yaptırdım ya daha evvel. Hı, ne güzel yaptırdık. Yani, onun gibi ölçülerini alacağım ben onu. Kaydedeye gideceğim, kestirsem geleceğim. Evet, öyle bir şey alacağım. Bu raf şeylerinden de takacağım şeyine. Hı. Bir tane ortaya olur ki yeter herhalde mi? Bir tane yeter oraya. Bir tane olursa dar olur bence. Dar. Tencere koyamam yani. İşte bak. Tam orası tencere koymalık. Bak, böyle olsun. Evet evet bayağı dar olur. Çünkü tabaklarımı buraya koyacağım. Tencere tavalarımı bu iki göz yaparım. O zaman orada yanımda yapmışlar işte. Evet. Niye oraya yapmamışlar mı? İşte. Arkadaşlar. O yüzden burayı bütün plastiklerimi doğduracağım. Şimdi başlıyorum. Bunu daha devamlı. Babam çarpıyı çıkıyor. Koridor ne çıkıyorsa? Abi beşik kurdum da beşik kuru verdim oraya. Şey nasıl orada otursun diye oynasın. İyi. Hadi yerleştirelim. Kabuklar çıkmadı daha ya. Çıkar çıkar. Makineye gazetelerin her şeyi yerleştiriyorum. Çünkü içi rahat etmeyecek arkadaşlar. Mutlaka koymam lazım. Yıkanması gerekiyor bir tür. Tencereleri falan değil de tabakları. Tabakları ya bardakları. Sarılı olan her şeyi kısacası. Sarılıklarımızı. Aşkım. Tamam. Hava pentası girirse bir şeyler yapacağız buraları. Şöyle bir dolap olacak, ne güzel bir şey. Şuraya falan yapalım. Bu öteki evde öyle duvara monte edilmiş küçük apartı var. Öyle bir şey olacak sana. Öyle bir şey alırız, yaparız tamam mı? Harika. Babam mutlaka banyoya dolap gerekir. Banyoya gerekir. O dolabı alacağız, o 8 kapak dolap geliyor. Alın ya. 8 kapak mı? Evet, 8 var. 8 kapak mı dolabı nereye sokacağız? Nereye sığdıralım? Arkadaşlar. Biz yemeğimizi yedik, mola verdik. Ama sürekli kutu açıyoruz. Neyin nerede olduğunu bulmak için odalara götürüyoruz. Şu an mesela mutfaktaki bütün koliler burada. Diğer odalarda mutfağa ait hiçbir şey kalmadı. Burada annem
mutfak köşesi yapmıştım ya, o dolabı yerleştirdi. Sebzeyi yerleştirdi. Evet. Şimdi buzdolabına temizledi. Onu yerleştiriyor. Herkes bir şey yapıyor yani. Bütün kolileri küçülttü falan. Onları tek tek şey yaptı. Anneme lazım olacak çünkü. O da şurasına eşyaları götürmek için lazım olacak. Alya uyudu. Onu da aradan çıkarttık. Karnını doyurduk, uyudu o da. Ben de dolap işlerini düzenledim. Yani düzenlediğimden kastım şey, yerleştirmeye çalışıyorum. Ama onların hepsi yıkanacak. Bulaşık makinesini çalıştıracağız ama tabletin nerede olduğunu bilmiyorum. Tuhaf bir çıkmazın içindeyim. Çıkar anneciğim, çıkar. İlk başta nasıldı biliyor musunuz? Annem bile ne yapıyorsun sen kızım dedi bana. Dolaşıyorum ben. Böyle yapıyorum. Kafayı sıyırdın anne, sakın yapma. Kolilere bakıyorum falan böyle. Nereden başlayacağımı bilemedim. Şaka gibi arkadaşlar. Allah'ım kafayı yiyecektim. Allah aşkına olsam neden misin anneciğim? Ay amin anneciğim. Çok Allah. Zor. Çok zor gerçekten. Valla bir duşa girmem lazım. Böyle güzelce yapmam lazım ama şimdi burayı birazcık halledelim diyoruz. Yani yapabildiğimiz kadarıyla yapacağız. Saatimiz 10 oldu çünkü. Sonra da yatak odasına girmemiz lazım. Sadece şeyler var. Bizim kıyafetlerimiz ve yastık, yorgan bilmem ne. Onları da oraya götürdüm ben bilerek. Belki bazanın altına yerleştiririz yani bilmiyorum. Şu an ne yapacağımı ben de bilmiyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Devam. Anne hiç bitirdin konuyu. Bak bak biz oldu gel. İyi mi böyle? Bak bir. Çok güzel olmuş. Yerleştirdin. Sen sonra gel ayarlarsın. Sonra ben şey yapacağım. Aa, organizerlerim var çünkü. Onlarla yerleştireceğim. Daha düzenli. Şimdi biz öylesine yerleştiriyoruz arkadaşlar. Allah dediğim gibi. Şunları koymayacağım ben ya. Arkadaşlar her yerde bir eşya var, kurç var. Yatak odasındayız şu an. Yastıkları koyduk kurçlara, kullanılmayan misafirler için olan. Bunları bazanın altına atacağız. Al bunu da at. O yırtıl diyecek. İyice gitti o ya, boş ver. Alırsın. Yani bunu koyalım bakalım. Şunları balkona atıyorum şimdi. Çok olan şey. Çok mu? Evet. Bu kurcuyu açamıyorum arkadaşlar. Yarın açacağız artık. Çünkü giyinme dolabını yerleştirmem lazım. Giyinme dolabını yerleştirmem lazım ama bugün olamaz. Çünkü bayağı yorulduk. Artık yatmak istiyorum. Ama duşa gireceğim daha. Uf, çok işim var. O yüzden artık yarın devam edelim. Ali uyuyor diye sessiz konuşuyorum. Herkese tekrardan selam arkadaşlar. Vallahi yüzüm gözüm şiş. Kahvaltı yaptık. Kahve içtik. Sonra hemen İşlere giriştik. Efendim anneciğim? Neyse şimdi hemen giyinme dolabıma başlıyorum yerleştirmeye. Bazanın altını yapıyorduk en son. Dün akşam orada kaldık hatta. Ama baktık yapamayacağız. Çok yorulduk. O yüzden hemen yaptık. Şimdi de bu eşyalarımı yerleştirmeye başlayacağım. Kuşların hepsi burada dolu. Her yerde eşya var. Artık bitsin istiyorum ama bitmiyor. Yavaş yavaş bitmesi lazım. İnşallah bitecek arkadaşlar. Bakalım bir hafta 10 güne kadar tamamen yerleşirim diye düşünüyorum. Sonra da size bir ev turu çekerim diye düşünüyorum. Yani düzenlemeler bittikten sonra bu portmanto alacağız, işte banyo dolap alacağız falan. O kısımları artık çekmem.
ev turunda gösteririm diye düşünüyorum. Şurada bir hurç var. Burayla işe başlayacağım. Açıyorum bakalım ne çıkacak. Kazaklarım, tişörtlerim falan filan bunlar var. Havalar biraz daha soğuk gidiyor. O yüzden uzun kolluları da koyacağım. Ama kalın ceketlerden bir iki tane koyacağım. Devamını burca kaldıracağım. Onları koymayı düşünmüyorum. Annem de Alya'nın odasını yapıyor. Hem bir yandan Alya'ya bakıyor. Bir yandan onun dolabını yerleştiriyor falan. O da oraya halletmeye çalışıyor. Kıyamam. Herkes bir iş yapıyor. Hüseyin'le babam da eski evi teslim etmeye gittiler. Anahtarlarını. Salih de bu arada oraya götürmüştük. Onlar gelecek. Onları sonra yerleştiririm. Şimdi şunlar bir kalksın aradan. Benim taraf tamamen bitti gibi bir şey arkadaşlar. Size de göstereyim. Hüseyin'in tarafını yapıyordum. Yarım kaldı. Asılacaklar falan var. Ben böyle gelişi güzel koydum şimdilik ama daha tabii yazdıklarım var. Salih'le de onlar gelecek. Onları da yerleştireceğim. Buraya bu şekilde koydum. En alt boş kaldı mesela. Neden boş kaldı? Yani oradakiler nerede şu an onu bilmiyorum. Bir yerlerden çıkacak. Buraya böyle eşofman tarzı işte pijama tarzı şeylerimi koydum. Burada gömleklerim, böyle ince işte kot ceketim. Burada da taytlarım ve kot pantolonlarım var. Mesela daha devamı var bunların. Bir yerden çıkacak belli. Burada da böyle kazaktır, tişörttür falan karışık yani. Şu an yaz kış karışık bir dönemdeyiz biliyorsunuz. Havalar bir değişiyor. O yüzden böyle koydum. Aynı şekilde en altta iç çamaşırlarım var. En üstte de atlet tarzında şeyler var. Şu üst taraf zaten boş. Bunda da şey var. Alya'nın ıslak mendilleri var. Toplu söylemiştik. Ben de böyle düzenli dursun diye. Ona koydum. Şu en üstte arkadaşlar. Az önce vakum yaptım. Fakat patladı. Böyle pişş diye ses geliyor. Duyuyorum yani şu an. Koyar koymaz patladı. Öncesinde yoktu böyle bir şey ama neden oldu bilmiyorum. Şu sanırım demirlere değdi. Yatağın. Şey yatak diyorum. Giyinme dolabının şu gri olan yerlerine değmiş olabilir. Biraz buralar sivri. Şimdi burayı kapatalım. Hüseyin'in tarafını yapıyordum ki bir baktım daha koyulacaklar var. Yani hurçları bitirdim. Fakat daha henüz koyamadıklarım var. İki tane valiz var mesela Hüseyin'in eşyaları. Onları yerleştireceğim. Şu altı pikelerimi koydum. Çünkü buradaki eşyaların hepsi artık diğer boş odaya gidecek. Orayı böyle depo gibi kullanmayı düşünüyorum bu arada. Yani yataktır, odur budur. Oraya böyle ekstra masraf gerektirecek bir şeyler yapmak istemiyorum arkadaşlar. Dediğim gibi bu evde ne kadar süre kalacağım da belli değil. O yüzden böyle bir şey düşündüm. Burada da yine Hüseyin'in yazdıkları var. Onun yazdıkları zaten üst kattaydı şurada. Onları indirdim. Kışlıkları yukarı çıkarttım. Evet, öyle oldu. Şimdi devam ediyoruz. Size her şeyi çekemiyorum bu arada. Şimdi baza altına girişeceğim. Bazanın altını halletmem lazım. Şurada boş hurçlar var. Şuraya banyo dolabı alacağız. Banyoda dolap olmadığı için havlularımı koydum şimdilik hurca. Onu yan odaya geçireceğim. Burada askılarımız var. Şurası da bazanın altına girecek arkadaşlar. Burada da tripodum. Şimdi o zaman ben Hüseyin'in valizin değil de şurayı halledeyim arkadaşlar. Bazayı açalım birlikte. Şu üst tarafı biraz sahileyim.
Şurada benim çoraplarım çıktı sonradan. Şurada da Hüseyin'in çorapları var. Hüseyin'in çoraplarının olduğu bir yer vardı mesela. O nerede? Yani bir şey düzenleyicinin içine koyuyorduk. Onu bulamadım şu an. Onu da bulunca koyacağız. Az önce dediğim gibi vakumla bunu çektirdim ama olmadı, patladı. Nasıl duracak bilmiyorum. Açılmış bayağı, sönmüş. Anam, kızıma ben karpuz almışım. Bizim evin geleni her zaman çocuklar tadardı. İlk sen, en küçük çocuk sensin. Gel bakalım. İlk karpuz deneyimi. Hadi, ısır annem. Ay, çok güzelmiş. Çok güzelmiş anne. Isır, hadi annem. Diş çıkardığından dolayı evet. Biraz hadi sıkıntı yaşıyoruz bugünlerde. Evet, dişleri çıkıyordu. Bak şimdi sevdi sevdi. Aa, kıyamam, burun akıyordu. Olsun, bir şey olmaz, burun aksın. Erle beğendin mi? Çok tatlı değil mi Erle? Hmm. Dur sen şimdi biz dedesi ver, burnunu silelim hadi. Aa, kızıma. Hadi ye bakalım, hadi ye. Evin en küçük bireyi olarak da ilk tadımı evet. Yaptı. Evet. Aferin kızıma, ye annem, ye ısır. Oh, yarasın kızıma. Bak gelin, iyi gelecek ona. Nam 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 nam. Dede ne almış sana? Hayır, orayı yanlış yer yiyor. Orayı yemeyeceksin annem. Oo, çok güzelmiş değil mi? Ay, çok tatlıymış ya karpuz. Ooo. Dede ne almış dede? Çok mu güzel. Alya valla sayende biz de karpuz yiyeceğiz ha. Valla ha. Böyle bir şanslı deden var ha. Nasıl yiyor bak bak. Sevdi, çok sevdi. Batır annem üstünü. Karpuz olsun. Her yerin karpuz olsun. İki tatlı başka dişi ağrıdı herhalde. Büyük ihtimalle. Suyunu bile yalıyor. Şifa olsun benim kızım anne. Kabuk yiyince birazcık. Ha, dur ama halımızı batırma ya. Ne yapacağız? Sofra bezi. Hadi sofra bezini getir gel. Damladı. Götürsene aşkım. Şeyin altında aynı yerinde. Mutfak da aynı yerde. Kabinin altına koymuştuk. Bizde hata. Aynen. İlk önce sorumu isterecektik değil mi? Ya. Tamam, hadi bunu batırabilirsin. Heh. Bunu makinede atarız, yıkarız. Aynen öyle. Hüseyin'e yatağı kaldırdım arkadaşlar. Çünkü bunun üzerinde ağırlık olduğu için, yatak ağırlık verdiği için durmuyordu bazanın bu kısmı. O yüzden şimdi duruyor. Ben de hazır böyle yatağı kaldırmışken hemen bazanın içini düzenlemeye geçiyorum. Birkaç bir şeyi dün akşamdan koymuştuk zaten içine.